Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, yanımda Selçuk abi var. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Selçuk abiyle birlikte insan gözünün göremeyeceği fakat aydınlatma amacıyla kullanılan kızılötesi ışık saçan bir feneri inceleyeceğiz. Nedir Selçuk abi bu fenerin olayı? Bu gizli operasyonlarda karşı tarafın, düşmanın diyelim, göremeyeceği ışık yayıyor. Özel filtreleri var, özel aparatları var. O sayede karşı taraf görmüyor. Bizim de görebilmemiz için özel gözlükler var. Biz gece testimizde bunu kameramızın night shot ile yapacağız gece görebilmesi için. Peki nedir abi bunun? Ön tarafında ne var? Pilli mi? Nasıl çalışıyor? Bu kısım ne işe yarıyor? Kaplama malzemesi ne? Maliyeti ne kadar? Kaç kişi çalıştı? Bunlar tabii diğer bütün enerji yayan şeyler gibi ısı üretiyor. O yüzden soğutma bölümleri var. O yüzden biraz da büyük gördüğünüz gibi. Pil grubu var ve özel bir aydınlatma grubu var. Tabii bir de sadece IRF yani kızılötesi ışını geçiren bir filtre var önünde. Ve dediğim gibi biz göremiyoruz. İnsan gözü görmüyor onu. Peki Selçuk abi bunu insan gözü neden göremiyor? Yani esprisi nedir bunun? İnsan gözü de bir sensör. Tabii diğer kameralarda olduğu gibi belli bir dalga boyunu görmeye ayarlanmış doğadan dolayı. Fakat diğer sensörler çok daha farklı dalga boylarını görebiliyor. Kızılötesi olsun, ultraviyole olsun. Gözümüz çok kısıtlı. Fakat mesela bize en yakın ne var? iPhone diyelim. Kızılötesi hassas onun sensörü. Fiilen kullanıldığı bir alan var mı? Böyle bir bilgiyi bizimle paylaşabiliyor musun? Paylaşabilirim. Bu daha çok bina içi aydınlatma. Yani bir operasyon yapılacağı yerde karşı tarafınızı görmeyeceği şekilde aydınlatmanız gereken meskun mahal diye geçen yerleri aydınlatmak için genellikle kapalı alanlar. Şimdi Selçuk abi tabii bir bilgilendirme yapmamız lazım arkadaşlara. Biz bu ürünü, infrared feneri İzmir'in dağlarından birinde deneyeceğiz arkadaşlar. Biraz da olaya atmosfer katabilmek için ama aslında işlevi alan aydınlatması. Şimdi Selçuk abi benim sivil vatandaş olarak bildiğim bir takım şeyler var. Muhtemelen takipçilerimiz de bunu biliyordur. Bu tarz gruplar termal kameralardan kaçmayı becerebiliyorlar. Fakat bundan kaçış yok. Onun da sebebini söyleyeyim. Termal kameralar bizim yaydığımız ısıyı algılıyor. Eğer sen bu yaydığın ısıyı örtebilirsen karşı taraf görmeyecek. Fakat bu doğrudan bir ışık tuttuğu için kızılötesi o ışık geri yansıyor. İstediğin kadar örtmeye çalış mümkün değil. Peki bunun bir menzili söz konusu mu? Şu kadarlık alanı aydınlatır gibi. Aydınlatma fenerlerinde iki tür şey var. Bir uzun mesafe bir de geniş açı. Bu fener özellikle geniş alan aydınlatıyor. O zaman Selçuk abi sana takipçilerimizin huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim çalışım geldiğiniz için. Şimdi arkadaşlar artık geldik aksiyonumuza. Yalnız aksiyon için geceyi beklemek zorundayız. Selçuk abi de çok hoş sohbet bir insan. Bizim hiçbir sıkıntımız yok burada onunla beklemek için. Gece tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar saatlerimiz gece 12.30'u gösteriyor. Selçuk abiyle birlikte burası Yamanlar mı abi? Evet aynen öyle. Yamanlar dedi. Beynim durdu. Tam bilemiyorum. Yamanlar'da bir daha geldik arkadaşlar. Ortam biraz soğuk. Kameramızın night vision yani gece görüşü açık, bizi de öyle izliyorsunuz. Selçuk abi açalım abi direkt. Açalım. Bir görsünler. Aynen. Şöyle arkayı göstereyim ben istersen. Aynen. Arkamızdaki dağı tutalım. İnfraredin olayını görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir alanın aydınlatılmasını kullanıyor. Bir de şöyle kendimize doğru. Selçuk abi hazır kendimize tutarken bunun sağlığa bir zararı var mı? Yüksek güçlü olduğu için gözleri bir süreden köre değildir. Tutmayalım abi o zaman. Şimdi arkadaşlar infrared fenerimiz ve night vision'ımız açık olduğu için bizi görebiliyorsunuz. Selçuk abi kapatalım bunu, bir anlasınlar olayın ne olduğunu. Evet şu anda zifiri karanlıktayız. Tekrar bir açalım Selçuk abi. Evet şu anda da gördüğünüz gibi açtık arkadaşlar. Evet arkadaşlar insan gözünün göremediği fakat 300 watt ışık saçabilen infrared bir fener inceledik hep birlikte. Bu içeriğin oluşmasına katkı sağlayan Harp Arge şirketine ve Selçuk abimize çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Bizden de teşekkürler. Ayrıca Harp Arge'nin diğer ürünlerini merak ediyorsanız aşağıdaki bağlantıdan Instagram profillerine ulaşabilir ve onları takip edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, aklınıza takılan soruları yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hadi kaçalım çağdaş. Abi zaten ışıklar gitti.